Harika bir kapanış yaptı bugün borsamız. Sağ olsun bize tarihi zirvelerini tekrar gösterdi. 9950 puanlarını gördüm ben. 9915'te kapattı. O psikolojik sınır, o 1000 puanı, 10.000 puanı çok güzel bir şekilde geçeceğiz arkadaşlar. Umuyoruz. Tereyağından kıl çeker gibi geçeceğiz. Gelecek hafta umuyoruz güzel bir yükseliş eğrisiyle. Çok bekledik. Çok bekledik. Güzel bir yükseliş eğrisiyle devam edeceğiz. Hani şöyle bir baktığımda takip ettiğim hisselerde Ford güzel gitti. Alves güzel gitti. Sabancı güzel gitti. Tav harika gitti. Değil mi? Son halk arzımız Rönesans tavan kapattı ilk işlem gününü. Artemis tavan kapatmayı bildi. Gayet iyi. Bir de arkadaşlar bugünlerde hani fonlar hakkında konuşuyoruz ya işte yurt içi fonlar, işte hisse senedi fonları çoğunlukla. BIST 100 hisse senedi fonları, teknoloji fonları, BIST 100 dışı, işte yan tahtalar, hisse senedi fonları. Bu fonların çoğunlukla takip ettiği hisseler var. Bakın Genç Temettü yatırımcısı paylaşmış. Daha önce aslında biz çoğunlukla sizlerle paylaştığımız hisseler, BIST 30 hisseleri çoğunlukla fonların da talep ettiği hisseler. Fonların favori BIST hisseleri diyerek bir paylaşımda bulunmuş. Şu şirketlerden fonların yaptığını siz de yapabilirsiniz. Hani mesela BIST 30 hisseleri fonu, BIST 100 hisseleri fonu, BIST 100 hisseleri içindeki perakende fonu, BIST 100 hisseleri içindeki örnek veriyorum teknoloji fonu, holding fonu, Koç iştiraki fonlar, değil mi? Fonların favori beğendiği hisseler, takip ettiği, hedef verdiği Türk Hava Yolları, Pegasus, Sabancı, BİM, Ereğli, İş, Tüpraş, Türksel, Akbank, Migros, Aselsan, Yapı Kredi Bankası, Mavi, Mavi hakkında çok rapor geliyor görüyorsunuzdur mutlaka. Koç Holding adına, Koç Holding adına fon var. Sabancı Holding adına fon var. Yeni çıktı Sabancı Holding'in SAS fonu. Güzel. Garanti Bankası. Bunlar, bu şirketler fonların çoğunlukla peşinden koştuğu, işte hedef fiyatlar verdiği, al ya da tut ya da sat tavsiyesi verdiği hisseler. Siz de bunların içinden 3 tane, 4 tane, 5 tane seçebilir. Kendi fonunuzu yani kendi portföyünüzü oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Fonların takip ettiği, hoşuna giden portföyüne koyduğu hisseler bizim de yıllardır tanıdığımız, bildiğimiz, markasını bildiğimiz, fabrikasını bildiğimiz, arabasına bindiğimiz şirketler hisseler arkadaşlar. Hani batmayacak kadar güçlü büyük şirketler var ya işte bunlar onlar. Yatırım tavsiyesi değil ama dediğim gibi 2-3 tanesini, 4 tanesini portföyünüzde bulundursanız çok iyi olur arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.